Kızım söylesene, bu uşak seni aldattı mı? Bir dakika, bir dakika. Kim? Kim diye soruyor bir de. Kim olacak sen? Ben. Ben gideyim. Kızım ben sade demedim. Bu kız bu kadar üzgün diye. Bak gördün mü? Düğünden önce aldattık benim kızımı. Babacığım, yemin ederim ben böyle bir şey yapmadım. Lan sus! Bir de yemin etme bari be! Baba samur hocam! Hayır, hayır, hayır! Çocuk yemin etmeyin! Yemin edeyim çocuk! Ne var? Gel, gel buraya. Gel yanıma. Hiç savunma! Ne savunuyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım diyorum ya Dursun baba. Ben böyle bir şey yapmadım. Yemin ederim böyle bir şey yapmadım. Ulan öyle bir şey yoksa benim bu duyduklarım nedir? Ne anlatayım bu kız? Kızım anlasana, ne yaptı bu? Bakın ben size şimdi her şeyi baştan anlatacağım, tamam mı? Biz... Ben! Olur mu ya? Ben yaptım. Yaptım. Sor bir niye yaptım. Şu yüzden yaptım. Burası biraz gergin. Sakinleşip öyle mi konuşsak acaba? Ha? Çok gerginiz şu anda. Bana bağlayabilir miyiz? Ya baba bir müsaade etmiyorsun ki anlatayım ama ya. Sus be. Hala konuşuyor ya. Sus be. Ya vallahi bildiğin gibi. Sus. Ortada bir yanlış anlaşılma var diyorum baba. Ya ben gözlerime mi inanayım, sana mı inanayım ha? Gözlerimle gördüm diyorum ya. Gözlerimle gördüm. Yani karının yanında başkasıyla aşlaf işte yaptın yetmiyormuş gibi bir de öteki kız geldi yanına. Ya defol gözümün önünden. Allah şirket benim. He? Bırakmadınız ki, geberteyim şu herifi! Ulan biz kızımızı verecek, ulan ahlaksızlığa bak ya! Şu an ne oldu kızım ya? Ulan ben diyorum, bu kızın bir şeyi var ya, bir şey var bu kızın diyorum ya! Ulan, ulan kimse benim kızımı üzemez! Kırarım onu boynunu! Ya tamam babam, sen de artık bir sakin ol, ne olur ya? Oğlum Emine, nereye sakin olayım? Yeter ya, bitti bu iş, bitti bu iş, boşanacaklar! Ne diyorsun babam ya? Olur mu öyle şey? Ne diyorum? Boşanacaklar diyorum. Bir daha benim kızımın yüzünü zor görürüm. Ne? Kapat şu kapıyı. Babacığım. Bak, biliyorum sinirlisin ama beni bir dinlesen bana hak vereceksin. Sus, konuşma. Otur şöyle. Geç. Konuşma. Siz bugün benim odama şirket için geldiniz, öyle değil mi? Evet baba, bana vereceksin değil mi? Baba. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Hı? Aranızda ilk evlenene şirketi vereceğim dedim, değil mi? Ama baba, bana demiştin ki... Fikrimi değiştirdim. Ben şimdi fikrimi değiştirdim. Şimdi de diyorum ki aranızda ilk bana torunu verene şirketi vereceğim. Ama baba. Ne? Çok mu istiyorsun şirketi? Öncelikle Şimal'in gönlünü alacaksın. Artık yani kapısında mı yatarsın, artık ne yaparsın orasını bilemem. Ama kızı geri getireceksin. Şöyle beyefendi gibi böyle tekrar yuvanı kuracaksın. Abinden önce de bana bir torun vereceksin. Şirket senin olsun. Ha ama ben beceremem, ben aile babası olamam filan diyorsan... artık orasını da sen bilirsin. Sana gelince, bak kardeşinin durumu ortada. Onun için elini çabuk tut. Bir an önce kucağıma bir torun ver, şirketi sen yönet. Artık gerisini size bırakıyorum beyler. Ya babacığım tamam bak. Tamam yeter artık böyle çocuk gibi olmayalım. Ama oturalım bir konuşalım değil mi ama düzgün düzgün. Hiç nefes onu boşuna yorma Emine. Kararım nettir, bu iş bitmiştir. Şimal, bu karara karşı çıkıyor musun?
Sen ne dersen o babacığım. Konu kapanmıştır. Bu kadar. Yarın şimalda bizimle geri eve dönüyoruz. Yeter ha. Boşanma davasını da orada açarız. Burada uğraşamam ben. Sanırsam dönecek bir evimiz olmayabilir baba.